Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Diğer taraftan Fenerbahçe cephesinden Tiam Kasımpaşa haberi var. Samandıra'da gideceklerin akıbeti belli oluyor. Siste futbolu bırakıyor, Samat'ta kulüp arıyor. Tiam ise İstanbul'da kalacak ama formasındaki lacivert rengin yanında artık beyaz olacak. Zalai için Lazio pusuda, yine Fanatik gazetesinin manşetinde de gördüğümüz isimlerden birisi 20-25 milyon avro arasında bir paraya satmanın hayalini kuruyor sarı lacivertliler. Forvet için hedefi Mitrovic olarak belirlenmiş Fenerbahçe'nin. Küme düşen Fulham'dan ayrılmak isteyen Mitrovic için sarı lacivertli takımla Roma ve Beşiktaş'ın devrede olduğu ifade edilmiş. Sivas Spor maçında intihar ettik. Yunan basınına konuştu Pelkas. Sivas Spor'u yenseydik şampiyonluğu kazanacaktık. O maçta intihar ettik ama iyi bir sezon geçirdim kendi adıma dedi. Fenerbahçe'de 112 milyonluk sorun. Geçici olarak gönderilen 14 futbolcudan sadece Berke'nin geri dönme ihtimali bulunurken çoğu hayal kırıklığı yaratan ve milyonlar ödenen diğerlerinin durumları belirsiz olarak ifade edilmiş Hürriyet gazetesinde. Temel atıldı, artık kat çıkılabilir. Emre Belezoğlu teknik direktör Apoleti ile doğru teşhisler yaptı, tedavide yol aldı. Eğer yeni sezonda da ilk golü yiyip sonra aşırı efor sarf edip geri dönmeye çalışma hastalığından kurtulurlarsa Fenerbahçe'nin üstüne kat çıkabileceği bir temeli var diye değerlendirilmiş. Fenerbahçe'de sezon başında korkulan durum yaşandı. Takım forvet konusunda tıkandı. Muriç haklılığı, Başkan Ali Koç'un ilk etapta satışına sıcak bakmadığı Vedat Muriç için haklı olduğu bir kez daha net olarak ortaya çıktı. Lazio Kosovalı yıldız için 20 milyon avroya kadar yükselerek maddi açıdan kazanç sağladı ancak istenilen golcü bulunamadı. Samat'ta Adem'i ve Sisse Muriç'in yerini dolduramadı diye ifade edilmiş. Takımlarla ilgili genel olarak başlıklar bu şekildeydi. Bakalım neler yaşanacak önümüzdeki günler içerisinde transfere ilişkin. Fenerbahçe'den flaş hamle. Dünya yıldızı kiralanıyor. Geçtiğimiz sezonda hücum oyuncularının performans hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe ileri hattını yenilemeyi planlıyor. Bu sezon Papiss ise Mamtian ve Mbavana Samatta'dan beklenen verimi alamayan sarı lacivertler gelecek sezon aynı sorunu yaşamak istemiyor. Sisse'nin futbolu bırakacağı iddia edilirken Tiam'ın Kasımpaşa'ya döneceği konuşuluyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonunu karşılayacak kulüp arayışlarını sürdürüyor. Sağ sol kanat ve santrafor mevkisine takıma doğrudan katkı verecek isimlerle güçlendirmek isteyen Kanarya operasyon için düğmeye bastı. Fenerbahçe yönetimi sağ kanat bölgesine İngiliz'de ve Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli kurmaylar geçtiğimiz sezonda gündeme gelen Kosova asıllı İsviçreli yıldız Cerdan Şakir için yeniden devreye girdi. İngiltere basını Liverpool'da ilk 11'e girmekte zorlanan 29 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmaya hazırlandığını duyurdu. Merseyside ekibinin yıldız futbolcuyu kiralama formülünün yanı sıra bonservisiyle satmayı planladığı öğrenildi. Yeni Asır'ın haberine göre sarı lacivertlerin 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu için kiralama seçeneğini düşündüğü ifade ediliyor. Arabistan basını Fenerbahçe'nin talip olduğu ifade edilen Şakir için El Hilal'in de devrede olduğunu öne sürdü. Şakir'i geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 14 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Yıldız ismin Liverpool ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Fenerbahçe yeni stoperini buldu. Sarı lacivertler Maksimovic ile prensip anlaşması sağladı. Fenerbahçe transfer sezonunu büyük bir ihtimalle stoper takviyesiyle açacak. Sarı lacivertli kurmayların bir süredir peşinde olduğu ve Napoli ile olan sözleşmesi de sona eren Nikola Maksimovic transferinde sona yaklaştığı ifade ediliyor. Müjdeli haber ise Sırbistan basınından geldi. Sırp basını Fenerbahçe hem cazip hem de uzun süreli bir sözleşme teklif etti. Prensipte anlaşma sağlandı ifadesini kullandı. Takvimin derlediği habere göre bonservisi elinde olan Maksimovic'e sarı lacivertli yönetimin 4 yıl için 10 milyon euro garanti ücret teklif etti. Bu rakama imza parasının dahil olduğu da belirtiliyor. 29 yaşındaki Sırp stoperin peşinde birçok kulüp olmasına karşın Fenerbahçe yönetiminin yapmış olduğu teklife hiçbir kulübün yaklaşamadığı ifade ediliyor. 25 kez Sırbistan milli takım forması giyen 29 yaşındaki Nikola Maksimovic için Napoli kulübü 2017 yılında Torino'ya 21 milyon euro bonservis ücreti ödemişti. Sırp stoperin şu andaki piyasa değeri ise 12 milyon euro. 1.93 boyunda olan ve hava toplarında geçit vermeyen Maksimovic fiziğine kıyasla ağır bir oyuncu da değil.
Dev Ozan Tufan takası. İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif. Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, transferin gözdesi konumunda. Avrupa'dan birçok takımın takibinde bulunan Ozan Tufan için İtalyan ekibi Lazio devreye girdi. Her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan için Fenerbahçe yönetimi 20 milyon euro serbest kalma maddesini sözleşmesine koydurtmuştu. İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ozan Tufan için İtalyan kulübü Lazio'dan yönetime ciddi bir teklif geldi. Ajans Spor'un haberine göre Lazio kulübü Ozan Tufan'ın transferi için Sarı Lacivertli kulübe Vedat Muriç'in içinde bulunduğu 3 ana teklifte bulundu. İlk teklif Ozan Tufan'ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para artı Vedat Muriç'in bonservisi. İkinci teklif Ozan Tufan'ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para artı Vedat Muriç'i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı. Üçüncü teklif ise Ozan Tufan'ın bonservisi için 16 milyon euro nakit para artı Vedat Muriç'i kiralama için ise yıllık 2,5 milyon euro para almak. Her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor. Vedat Muriç geri dönmek için yönetime onay verirken Ozan Tufan da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini yönetime resmen bildirdi. Ozan Tufan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu bu sezon forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti. Fenerbahçe Berke Özer'in bonservisini belirledi. Sezonu Belçika Ligi'nde Westerlo takımında geçiren 21 yaşındaki flebekçisi Berke Özer'in talipleri her geçen gün artıyor. Berke Özer'in en önemli talibi ise İspanyol Levi Atletico Madrid. Atletico Madrid yetkililerinin Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçtiği ve fiyat istediği de gelen haberler arasında. Takvimin haberine göre Sarı Lacivertli kurmaylar ise Berke Özer için adeta tok satıcıyı oynuyor. Kapıyı 10 milyon eurodan açan Fenerbahçe'den Atletico Madrid yetkililerin indirim istediğini ancak başka kulüplerin de devreye girmesiyle İspanyol ekibinin bu rakamı kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe onunla kanatlanacak ilk temas kuruldu. Takvimin haberine göre yönetim Southampton forması giyen Musa Cenepo ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin İngiliz kulübüyle temasa geçtiği ve Malili futbolcunun transfer şartlarını sorduğu öğrenildi. 2019 yılında Standard Liège'den Southampton'a 15.7 milyon euro karşılığında transfer olan Cenepo şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı. Premier Lig'de çıktığı 35 maçta sadece 3 gol ve 2 asistlik katkı yapabilen 22 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Cenepo'yu kiralamak olduğu ancak oyuncu satışından iyi bir gelir elde edilmesi halinde 7-8 milyon euronun gözden çıkarılabileceği öğrenildi. Cenepo 2018-2019 sezonunda Standard Liège formasıyla 11 gol atıp 6 asist yapmıştı.